Değerli izleyiciler, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yeni bir Süpergel programıyla karşınızdayız ve inşallah değerli konuklarımızla önemli bir konuyu, Türkiye'nin gündemini son haftalarda meşgul eden, daha doğrusu birilerinin meşgul ettiği bir konuyu konuşmak istiyoruz. Değerli konuklarımız Hüdapar Genel İdare Kurulu üyesi Mehmet Emin Vural. Doğru söyledin değil mi hocam bu sefer? Evet evet, doğru söyledin. Ve yazar Faruk Köse hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi nereden başlayacağız? Din istismarı, sömürüsü veya dini duyguların işte tahrip kullanılması, sömürülmesi, bu konular nedir? Hangi şeyler din sömürüsü demektir? Veya kimler ne yapıyorlar da onlara işte bu şekilde yakıştırmalarda bulunuyor? Şunlar şu halleriyle, şu hareketleriyle dini istismar ediyorlar, sömürüyorlar, dini duyguları sömürüyorlar deniyor. Şimdi buradan yola çıkarak birilerinin işte durumdan vazife çıkarması var. Yani Türkiye'de cemaatler, tarikatler şeffaf değil, işte denetlenmeli, bir şekilde kontrol altında olmalı gibi buradan bir yere geliyorlar. Şimdi hocam sizden başlayacağım. Yani istismar kelimesi her yerde kullanılıyor da, şimdi dini sömürmek, dini duyguları sömürmek tarihten beri, yani mesela Hristiyanlarda örneklerine çok rastladığımız veya farklı dinlerde çok rastladığımız insandaki o inanma ihtiyacı, aşkın bir güce, yüce bir güce tapınma ihtiyacını sömürmek. Bu yaratılıştan gelen bir ihtiyaç. Birileri buradan nemalanıyor. Şimdi bu geçmişte farklı toplumlarda veya bizim geçmişimizde, yani bu coğrafyanın geçmişinde olduğu gibi bugün de illaki var. Şimdi fakat her böyle işte İslami grubu, oluşumu, tarikati yaptığı çalışmalar üzerinden ha bak bunlar da sömürüyor, bunlar da sömürüyor, bunlar da istismar ediyor mu denilecek? Yoksa bunun bir tarifi var. Bunun bir işte bu dini sömürmenin işte şöyle 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 belirtileri var. Bunları yapanlar işte din sömürüsü yapıyorlar, din istismar ediyorlar. Kimdir onlar? Evet. Öncelikle programın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Konuya şöyle bir açıklık getirmek istiyorum. Meselenin önce bir tarihsel arka planına bir kaç cümleyle bakmamız gerektiğini noktasında birkaç cümle ifade edeyim. Din istismarı bir yerde eğer varsa, din orada anlaşılır değildir. Doğru anlaşılmamıştır. Dini hayatın orada hakimiyeti söz konusu değildir. Edilgendir ve istismara açık olması gerekir. Açıktır. Eğer bir din sosyal hayata hakim değilse, değerler sistemiyle mahkum edilmişse, bu mahkumiyetin beraberinde dinin anlaşılmasının önü de kesilmişse, istismar alanları açılır ve bunun önünü kesmek mümkün değildir. Yani devlet dini... Oraya geleceğim. Oraya geleceğiz. Buyurun. Osmanlı 17. yüzyılda Batı'ya karşı üstünlüğünü kaybettiği asrın adıdır. 17. yüzyıla başlıyor bu. İslami tasavvurdaki, düşüncedeki donukluk, içtihat donukluğu, değişen dünya siyasi, idari, içtimai, ekonomik hayatın yeniden o günün toplum ihtiyaçlarına göre tedvin edilemeyişi, bunun dışında maddi hayata hakim olmak, teknolojiyi sahibi olamaması, onu üretememesi karşılığında Batı'ya karşı bir üstünlüğünü kaybetme devresidir 17. yüzyıl.
Bununla birlikte Avrupa o çok iptidai, çok geri düşüncesini terk ediyor. Bu akıl dedikleri, bilim dedikleri terakkiye müsait ne zemin varsa o zemin üzerinde yoğunlaşıyor. Ve kazandığı o teknolojik, ekonomik ve askeri üstünlüğüyle Osmanlı karşısında üstünlüğünü sağlıyor. Biz 18. asra geldiğimizde bu durum devam ediyor. 18. asırda da şunu söylemek istiyorum. Eldeki fıkıh idari sistemle ilgili olsun, siyasi hayatla ilgili olsun, içtimai hayatla ilgili olsun, ekonomik hayatla ilgili olsun. Bu eldeki fıkıhla, bu fıkhi değerlerle o günün ihtiyaçlarını karşılamak mümkün değildi. Mevcut olanı da doğru okuyamama problemi de vardı. Bugün olduğu gibi. Dolayısıyla teknolojide askeri ve ekonomik yönden üstünlük sağlayan Avrupa bununla birlikte uluslaşma sürecini de kendi içine tamamladı. Ve sosyal hayatı düzenleme noktasında beşeri mülahazalarla bile olsa ben nasıl toplumsal bir düzen kurarım ki o düzen içerisinde varlığımı vatandaşımla birlikte normal bir hayat içerisine hani koyarım. Bir renesansı olmuştur Batı'nın. Biz ise o miras yedi olarak o değerler sisteminden hem ruhunu kaybettik hem manasını kaybettik. Yeni iklim üzerinde de o mana ve ruha göre yeniden o değişen dünya şartlarına göre okumamızı yapamadık. Bir örnek vereyim. Az dikkatinizi bir noktaya çekeyim. Biz halifeli bir toplumdan bahsediyoruz. Avrupa, Batı uluslaşma sürecine giderken birlikte meclis, şurayı getiriyor. Bireysel özgürlükleri getiriyor. Tekçi bir anlayış yok. Biz ise hala padişahlıkla ve saltanatla bu işi götürmeye bakıyoruz. Çok önemli bir noktayı söylüyorum. Millete inmiyoruz. Emevi'de başlayan o yanlış, Osmanlı'la devam eden o anlayış, millete inmeyen o anlayış, ne şura ile bir meclisin oluşturulması var, ne millete inme var, ne milletin sisteme katılımı söz konusudur. Bu değişim ve dönüşümü Kur'an'ın muhkem ayetlerine göre yapmamışızdır. Asr-ı saadette böyle değildir. Yani biz padişahlıkla saltanatı İslam olarak idari sistemde meşru görmüşüz. Oysa değişen dünya şartları, toplumsal hayat mevcut padişahlık ve saltanat sistemini kaldıramaz duruma gelmiştir. Ne yerelde ne genelde. Bunun da ötesinde sosyal hayatı, ekonomik hayatı disipline etme ve diğer değişen şartlara göre yeniden fıkhı tedvin etme ve değişen o şartlara göre fıkhın içtihadı da donuklaştırılmıştır. Buna bağlı olarak üstünlük sağlayan Batı'nın karşısında biz Tanzimat'la birlikte bize ne oluyor demişizdir. Hani ve dolayısıyla kendi medeniyet köklerimizde, tarihimizde, medeniyet değerlerimizde, örf ve adetlerimizde bunu arayacağımız yerde Batı'nın o üstünlük hani konusu neyse o konular üzerinden efendime söyleyeyim, esası üzerinden değil, mesela ordunun tanzimi noktasında, kılık kıyafet noktasında bazı şeyleri yani düzenlemeleri yani getirmekle meşgul olmuşuz. Esası yine teknolojiyle uğraşmamışız, bilimle uğraşmamışız. Onu bir kenara atmışız. Bir tevekkül olmuş bizde. Biz Müslümanız, bu üstünlüğümüz devam eder hani anlayışına girmişiz. Durum bu olunca 18. asrın başlarına kadar Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük akımı Osmanlıcılık ikinci meşruiyet demiyadını dolduruyor. İslamcılık ve Türkçülük kalıyor. Bu İslamcılık ve Türkçülük kavgasında da o İslami tasavvurdaki tahribat, toplumsal olayları okuyamama, idarede
içtimai hayatta, hukuk düzeninde Kur'an ve sünnetin belirlediği formatı oluşturamadıklarından dolayı mevcut yeniden o bireysel özgürlüklere, temel hak ve özgürlüklere, meclislere, şuraya dayalı bir sistem karşısında aciz duruma düşmüşüz. Hala padişah haklı var kafamızda. Padişahlığıyla halifeliği mezzetmişiz biz. Efendime söyleyeyim. Durum bu. Durum bu olunca bu sefer Türkçülükle İslamcılık arasında bir hani bir mücadele var. Türkçülük Batı değerleriyle hareket eden bir anlayıştır. Dolayısıyla İslamcılıkla arasında bir farklılık arz ediyor. Yani buradan din istismarına gelirse şimdi oraya geleceğim. Evet, bir Batı değerleri üzerinde Kemalizm inşa ediliyor. Kemalizmde mevcut dini tasavvur anlayış tevhidi inançla ilgili alan kısmında bid'at ve hurafeler olduğunu söylüyor. Onun yaşam karşılığı olan tarikatlarda, efendime söyleyeyim, tekkelerde, sosyal hayatta karşılıklı olan bu yerlerde bunu görüyor. Öbür taraftan da şunu söylüyor. İptidai bir hayat için indirilmiş ve uygulamaya geçirilmiş olan fıkhı hükümlerle mevcut bugünkü asrın ihtiyaçlarının karşılanamaz olduğunu söylüyor. Ve dolayısıyla burada kalmanın çağdaş, muasır medeniyete ulaşamayacağı gerekçesini söylüyor. Evet. Ve dolayısıyla peki, özür diliyorum. Ama Diyanet Kurumu'nu açıyor. Şimdi oraya geleceğim. Evet. Ve dolayısıyla dini hayattan alınmasının gerektiğini söylüyor. Din hayattan alınmalı ki akılcı, seküler ve bilim değerlerini dikkate alan ancak bir anlayışla çağdaş, muasır medeniyet inşa edilebilir, toplum kurulabilir. Kemalizmin özeti budur. Kemalizmin bir yönünü söyleyeyim, asırlardır sosyal hayatı, idari hayatı, efendime söyleyeyim, hukuk hayatını, medeni hukuku vesaire bütün alanları üzerinde İslami olan o değerler sistemini yerine akılcılığı, sekülerciliği, bilimi adı altında Türk milliyetçiliğini ikame ediyor. Yeni bir din anlayışıdır bu. Yani dikkat edin, bugün mevcut sistemin içerisinde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ama Türk milletindir. Bu ikame ediliyor. Şimdi burada din istismarı nerede duruyor? Oraya geleceğim. Yani... Şimdi siz dini hayattan arındırırsanız ve bu din hayatta karşılığı yok derseniz, sosyal hayattan koparırsanız, onun kurumlarını yasaklarsanız ki bahsettiğimiz tekke, tarikatlar vesaire, bunları da yasaklarsanız din nasıl anlaşılacaktır? Müslüman olan bu millet dinini neden önecektir? Çünkü siz dini zaten gerilemenin bir aracı olarak görmüşsünüz. Hayattan söküp atmışsınız. Yani dini hayattan söküp atmak herhalde din istismarı değil. Şimdi müsaade ediniz. Din istismarı şudur. Oraya geleyim şimdi. Siz her ne kadar dini hayattan arındırmış ve orayı doğru görmüşsünüz. Demişsiniz ki bu din, bu tasavvur, bu anlayış, bu fıkhi hükümlerle bizim çağdaş muasır medeniyeti yakalamamız mümkün değil demişsiniz. Bununla yetinmemişsiniz. Üzerine oturduğunuz sosyoloji Müslümandır. Dolayısıyla bu Müslüman olan sosyolojiye ait olan dini de tanımını da o hakkı kendinize görmüşsünüz. İstismar burada başlıyor. Dolayısıyla mevcut sistem her ne kadar dini hayattan uzaklaştırmış, hayatın idaresinde, içtimai hayatında, hukukunda, ceza hükümlerinde onu bütün alanlarda silmişse, bununla birlikte hükmettiği toplum Müslüman olduğu için onun dini hayatını da kontrol altına gereğini duymuştur. Evet. Ve dolayısıyla laiklik ortaya çıkıyor. Dolayısıyla devlet dini tanımlamaya gitmiştir. Devlet dine bir tanım koymuştur.
koyduğu o tanım içerisinde dinin kalmasını istemiştir. Kardeşim biraz sonra okuyacak onu. Diyanet İşleri'nin vazifesini okuyacak. Nasıl bir vazife verildiğini. Ve devlet bu anlamda inanç ve ibadet ve ahlakla ilgili bir dini kurduğu Diyanet İşleri vasıtasıyla kontrol altına almıştır. Tekke ve zaviyelerin kapatılması konusunda ayrıca gireceğim. Dinin tanımının devlet tarafından yapılması. Yani Allah'ın dinini, biz Allah'ın dini gibi anlamayacağız. Bir devlet gelecek, diyecek ki dini hayattan alıp gönderecek bir yerlere ve diyecek ki bu din sizin bildiğiniz şekilde bir din değildir. Din bir inançtır, meselesidir. Bir ibadet meselesidir. Ve din ancak bu kadar yaşanabilir. Bu dini tanımlamak değil midir? Bu dini istismar değil midir? Ve laiklik kelimesi, laiklik adı altında 95 küsur senedir. 95 küsur senedir dini tanımlama laiklik adı altında laiklik mevcut İslam tanımıyla çağdaş din simsarlığıdır. Evet. Çağdaş din simsarlığıdır. Din simsarlığıdır. Hocam size geri geleceğim. Buyurun. Faruk Hocam hoş geldiniz dedik. Öyle bekliyorum. Evet. Hocam istismar sömürü diyoruz. Hocam gerçi giriş yaptı. Devletin din istismarı. Fakat şöyle bir şey var. Biz din istismarı deyince hocam ben bilmiyorum. Benim hani anlayışım belki öyle. En son geldiğiniz nokta daha çok önde duruyor. Yani din istismarı deyince. Yani toplumun sanki dininden bir şeyler almak, yani kendi menfaatine, böyle anlıyorum en son dediğiniz nokta. Şöyle diyelim. Müslüman toplumun dinini tayin ediyor, belirliyor, laiklik ilkesiyle mevcut sisteme payanda kılıyor. Tamam, o öncesi ben bunu öyle. Çağdaş öncesi, din simsarlığı olarak değerlendiriyor. Öncesi güzel, yani evet. Sonrası. Buyurun, siz ne diyorsunuz? Şimdi tabii... Elimizde bir ölçü olsaydı, böyle bir turnusol kağıdı gibi bir ölçek olsaydı, aslında din istismarı da, dinin istismarı da, kimin istismarcı olduğunu da çok güzel bir şekilde anlardık. Mesela Ömer Hayyam'ın bir dörtlüğü var, diyor ki, bir elde kadeh var, bir elde Kur'an, bir helaldir işimiz, bazen de haram. Şu fani, yarım yamalak dünyada ne tam kafir olduk, ne tam Müslüman. Bu divan edebiyatı içinde yer alan Esat Muhlis Paşa'nın da bir beyti var. Diyor ki, mey gibi her bir haramın sekri olsaydı eğer, o zaman malum olurdu mest kim, hüşyar kim. Yani her haram olan şey içki gibi sarhoşluk verseydi, o zaman kimin sarhoş, kimin ayık olduğu anlaşılırdı. Eğer din istismarı olsun, din üzerinden çıkar elde etmek olsun, dini hayattan uzaklaştırmak olsun, bu gibi şeyleri yapanların durumları, evet işte böyle bir şey olmuş olsaydı, bu haramlar sarhoşluk verici olsaydı, kim haram, kim sarhoş, kim ayık, bunu görmüş olurduk. Ama biz bunu göremiyoruz tabii günlük hayatta. Böyle bir anekdotla giriş yapmak istedim. Bunu biz verilere bakarak anlayabiliyoruz. Veriler. Yani kişiler üzerindeki tezahürlere bakıyoruz. Nasıl bir ortam oluştu, kim ne yapıyor, ne ediyor, verilere bakıp din istismarını da, kimlerin din istismarcısı olduğunu da rahat bir şekilde anlayabiliriz. Mesela din istismarının alametlerinin ne olduğuna bakmamız gerekiyor. Din eğer İslam ise, biz buradaki, ben Müslümanım, din benim anladığım din İslam'dır. Allah katında din İslam'dır çünkü ayet-i kerimede öyle buyuruluyor. Din İslam olduğu zaman o din hayatın her alanını kuşatır. Fert, aile, toplum ve devlet hayatının siyasi, iktisadi, sosyal, kültürel, ibadi, efendim itikadi, sivil, askeri bütün alanlarını düzenler. Eğer hayatın her alanını kuşatıcı olan bu dinin hayatının her alanında ihya etmek isteyen bir kimsenin yapmış olduğu çalışmaları din istismarı olarak değil, tam tersine dini ihyası olarak sunmak gerekir. Sadece buradaki yapmış olduğu çalışmalardaki hatalara bakmak lazım. İşte aksaklıklara, eksikliklere bakıp onları telafi etmek lazım. O halde din istismarı nedir? Günümüzde
din istismarı, bu da din istismarı olarak sunulabiliyor. Yani mesela din adına, İslam adına kurulan işte vakıflar var, dernekler var, işte çeşitli gruplar var, dergiler var, gazeteler var, neyse. Yani bazı çalışmalar var, sosyal faaliyetler var, kültürel faaliyetler var. Bu faaliyetleri ya da faaliyetlerin içinde bulunanların çalışmalarını, hareketlerini din istismarı diye lanse etmek, hatta daha da ileri gidelim, işte bununla ilgili açılmış olan okullar, onunla ilgili kurulan diğer kurumlar, bunu din istismarı gibi sunmak, biraz daha bir gömlek ileri gidelim, bir siyasi şahsiyetin işte dindar kimliğinden dolayı siyaset yaparken de dini ibadetlerini yerine getiriyor olması, bu tür dini çalışmalara katılıyor olmasını da din istismarı olarak sunmak gibi bir sonuçlara ulaşabiliyor bu. Din istismarı nedir? Buna net bir tanım getireceksek eğer, yapıp ettiklerini İslam'ın kontrolüne tabi tutmayan, kılmayan, dini kurallara uygun düşmeyen bir itikadi ya da ameli eylem içinde olan kişilerin bu hallerine rağmen din üzerinden makamdır, ticari bir yani siyasi ya da sosyal, siyasi, sosyal ya da iktisadi işlemesini yapalım, menfaat elde etmeye çalışmaları din üzerinden ya da dindarlar üzerinden. Din üzerinden ve dindarlar üzerinden menfaat elde etmek. Siyasi, sosyal, evet, iktisadi, evet, ve benzeri menfaat elde etmeye çalışmaları din istismarıdır. Kendileri yapmış olduğu, bak şu ayrım önemli, yapmış olduğu faaliyetleri, hal ve hareketleri itikadi ve ameli olarak İslam'ın kontrolüne tabi kılmadan, o ölçekten geçmeden, sadece şahsi ya da grupsal diyelim, bu şekilde menfaat elde etmeye çalışmaları din istismarıdır. Örnek verelim. Yani şöyle örnek verelim. Mesela ticarette bilirsiniz, bir mal satarken, malı öderken yemin etmeyi Allah Resulü yasaklamış. Vallahi billahi benim malım işte çok iyidir, şöyledir. Güzel. Değil mi? Yasaklamış. Niye yasaklamış? Hı. Kardeşim, malın iyi olduğu kendi kalitesinden bellidir. Yani malın üretiminin ya da elde edilmiş olma yolunun helal ya da haram olması dinidir. Ama kendisinin dini bir şeyi yoktur. Yani bir üründür neticede. O malı satarken neyse onu söyleyeceksin. Ayıbını da söyleyeceksin. İyi taraflarını da söyleyeceksin. Yani mesela ticaretteki mesela haram olan, istismar olan şey bu. Özellikle mesela günümüzde tesettür hassasiyetinin çok büyük bir şekilde ticarette yoğun bir şekilde istismar edildiğini görüyoruz. Tesettürü modaya dönüştüren ve aslında giyinik çıplaklar oluşturan bir akım var. Buradan çok büyük para kazanan kişiler var, şirketler var. Ülkenin sayılı zenginleri arasında girenler var, firmalar var. Ama ne oldu? Tesettür üzerinden, tesettürü modaya dönüştürerek sadece para kazanma amacıyla bu mesela bir istismardır. Ya da insanların dini duyarlılıklarını harekete geçirip onları kanalize ederek onları siyasi bir ranta dönüştürmeye çalışmak. Şimdi insanların, dindarların siyasi görüşü olamaz mı? Elbette olur. Dindarların da bir görüşü olacaktır. O ayrı bir şey. Ama onlar, dindarların siyasi motiflerle hareket edip onları dine uygun olmayan politikaları için harekete geçirerek onlardan menfaat temin etmekten bahsediyorum. Ya da onlarla harekete geçip belli bir noktaya gelip dindarların dini ihtiyaçlarına cevap vermemek, o sorunları çözmemek noktasına gelinirse bu bir istismardır. Yani böyle örnekler verebiliriz. Tabii bu istismar dediğimiz konuyu birkaç boyutu var. Bir tanesi, İslam ile alakası olmayan kişilerin İslam'ı illegalitiye ya da İslami faaliyetleri illegalitiye itmek için yapmış olduğu çalışmalar istismardır. Aslında Mehmet Emin Bey'in vurgulamak istediği şey buydu. Temel şey buydu. Yani İslam'la alakası yok ama İslam'ı bir şekilde illegalitiye itmek istiyor. İşte senin yapmış olduğun bu çalışma var ya, işte istismardır. Ya da şunu yapamazsın, bu dini kullanmaktır. İşte şuna aykırıdır, buna aykırıdır işte. Devlet düzenine aykırıdır, laikliğe aykırıdır, işte sisteme aykırıdır gibi söylemlerle. Mesela bu istismarın bir boyutu, karşı tarafın kullandığı boyutu. Bir de başka boyutu var.
dindar kesim üzerinden siyasi, sosyal, iktisadi ya da başka türlü rant elde etmeye çalışan kişilerin dini argümanları kullanması, bol bol dini argümanları kullanmış olması. Oysa normal din olarak işini yapsa zaten insanlar onu görecek. Ne yaptığını da görecek. Bir başka boyutu daha var. Bu boyut çok önemli. Yani şu ana kadar pek üzerinde durulmayan ama olması gereken kanayan yaramız. Din üzerinden, özellikle İslam üzerinden reformist ve deformist yaklaşımları olanlar var. İslam'ı reforme etmek isteyenler ya da İslam'ı deforme etmek isteyenler, formunu bozanlar. Evet. Bozmaya çalışanlar. Bunların aradan sonra bunların çalışmaları. Konu, Emin Hocam da diyor o geniş bir konu aradan tamam. Sonra konuşalım. Bunlar da bir din istismarıdır. Peki. Bir araya gitmemiz gerekiyor. Bir iki cümle söyleyeyim araya girelim. Bir iki cümle buyurun hocam. Şimdi kardeşim ifade ettiği konu özet olarak söyleyeyim. Eğer siz dini hayattan alabilirsiniz. O günkü anlayışı, o günkü tasavvuru, o günkü değerler sistemiyle bu toplumun refaha ulaşamayacağını söyleyebilirsiniz. Çağdaş, muasır, medeniyet diye dillerinden düşürmedikleri o toplum seviyesine yakalanamayacağını söyleyebilirsiniz. Bu bir tercihtir. Bu tercihi de yapmışlardır. Benim üzerinde durduğum nokta şudur. Siz eğer dinle ilgili bir meseleniz yoksa mevcut sosyolojiyi, mevcut toplumu, onun sahip olduğu değerler neticede bu Müslümandırlar, Müslüman bir halktır. Ona ait olan bir dini tanımlama hakkını kendinizde bulamazsınız, bu bir. İki, tanımladığınız bu din üzerinde mevcut egemen sisteme bir sömürü aracı kılamazsınız. Onun zulmünün aracı kılamazsınız. Ve bu vesileyle de mevcut sisteminizi yani doğru gösterip daha sonraki anlayışlarda bir sıkıntı söz konusu olduğu zaman da onu din istismarcılığıyla da suçlayamazsınız. En büyük istismarı yapmak ayetlerde ifade edildiği gibi ister bir şahıs olsun ister bir toplum olsun her kim ki Cenab-ı Allah'ın indirmiş olduğu ayetleri hocam araya gitmemizi ısrarla istiyorlar. Özür buyurun, diliyorum. Buyurun. Aradan sonra inşallah ayetleri aradan sonra alalım. Peki. Kısa bir ara. Değerli izleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Belgel programımıza din istismarı, devlet, tarikat, cemaat, bunlar arasındaki ilişki biçimi, bunları yorumluyoruz. Tabii din sömürüsü nasıl tanımlanmalıdır? İşte filan kimse şunu yaptı, dini istismar ediyor mu denecek? Yani bunun ölçüsü nedir? Bunu konuşuyoruz. En son Mehmet Emin Hocam, ayet-i kerimeler demiştiniz. Gerçi Faruk Hocam da bir hadis-i şerif gerçekten çok konuyu özetleyen bir hadis-i şerif hatırlattı. Özellikle ticarette yeminle mal satışının aslında bu konuyu çok güzel... Bir örnek tabii. Yani çok açık bariz bir örnekti. Evet hocam, devletin özellikle dini istismarına değinmiştiniz. Yani devlet nasıl dini sömürüyor, dini istismar ediyor veya bu konuyu tarif ettiğinde güzel bir tarifti. Ayet-i kerimeler dediniz, buyurun. Arz etmek istediğim şuydu. Tekrar ifade edeyim, yanlış anlaşılma olmasın. Mevcut sistem dini değerleri ile çağdaş muasır devlet toplum düzenine gelinmesi konusunda mümkün olmadığı bir irade ortaya koymuş. Devletin Osmanlı döneminde asırlardır uygulamada olan idari, sosyal, içtimai vesaire bütün değerler sistemini vazgeçmiş. Yeniden akılcı, seküler, efendime söyleyeyim bilim dedikleri değerlerle, ilkelerle çağdaş, muasır devlet toplum düzenini ancak bu şekilde yakalanacağını ifade etmiş. Bu bir vaka. Dini hayattan alınmasının gerektiğine inanmış.
Ve gereğini yapmışlar. Evet, şimdi devletler burada söylemek istediğim şu. Kemalist rejim özellikle bu, özeti bu. Onu söylüyorsun. Evet. Yani mesela Söyle ve Nutuk kitaplarına bakıp bunu görebilirsiniz. Devletin yani siyasi, iktisadi, içtimai vesaire İslami ile idare edilen o değerler sistemiyle olan o sistemlerden vazgeçmek, onun yerine Batılı değerler sistemi üzerine Türk milliyetini ikame etmektir. Peki o ayet kelimelerin için delil i̇şte oraya geleceğim. Evet. Oraya geleceğim. Burada söylemek istediğim şu. Konuşmanın başında bir şey söyledim. Dine karşı çıkabilirsiniz. O dini değerler sisteminin bir faydasının olmadığını söyleyebilirsiniz. Burada söylemek istediğim şu. Kendiniz bir tanım ortaya koyuyorsunuz, bir değerler ortaya koyuyorsunuz. Bu da sizin tercih hakkınız. Ama o dini tanımlama hakkını Allah'a ait olan bir hakkı. Siz tanımlama hakkına sahip değilsiniz. Tanımlıyorsunuz. Ona bir format koyuyorsunuz. Ve bu formatla dinin anlaşılmasını, bu olduğunu söylüyorsunuz, zorluyorsunuz. Bu zorlama karşılığında da mevcut sisteminize payanda kılıyorsunuz. Yaptığınız zulmün aracı haline getiriyorsunuz ve buna laiklik diyorsunuz. İşte ben buna en büyük din simsarlığı diyorum. Devlet dine müdahale etmemeli. Kabul etmiyor mu dini? Bıraksın onu, din sahiplerine bıraksın. Devletin ilgileneceği konu, o dini anlayışlar eğer devlet için herhangi bir sıkıntı olacaksa, herhangi bir kalkışma, herhangi bir isyana dönüşeceği zaman, herhangi bir potansiyel tehlike söz konusu olacağı zaman devlet o konuyla ilgilensin. Devlet dini tanımlamaktan vazgeçsin. Ve o tanım üzerinden de onu istismar etmekten vazgeçsin. Onu söylemek istiyorum. Evet. Ve döneyim şimdi mesela herhangi kişi veya cemaatler üzerine söyleyeyim. Esas itibariyle Cenab-ı Allah diyor ki benim indirdiğim ayetleri dünyevi mal, mevki ve makam için sakın bir dünyevi hani bir karşılık olarak satmayın. Maide suresi 44. Yine Cenab-ı Allah ayetlerimin bir kısmını gizleyenler ve bunu bir kazanç karşılığı elde etmek için onları satanlar, onun karşısında onun ticaretini yapanlar, onlar karınlarını ateşle doldurmuşlardır. Kıyamet günü Allah onlarla ne konuşacak ve ne de onları arındıracaktır. Allah onları, onlar için elim bir azap vardır. Yine Bakara suresinde onlar kitap konusunda ayrılığa düşenler, Allah'ın ayetlerine indirmiş olduğu yanlış kendi anlayışlarını, anlamlarını bir anlam yüklüyorlar. Ayetleri eğip büküyorlar. Bir menfaat temin edecek şekilde anlam yükleyerek ayeti yorumluyorlar ve onun karşılığında gücün yanında yer alıyorlar. Onun karşılığında dünyevi makam elde etmek istiyorlar. Onun karşılığında dünya malı temin etmek istiyorlar. Bu her dönemde olmuştur. Ve Cenab-ı Allah bu tür meziyetler içerisinde olanları çok net bir şekilde söylüyor. Onlar karınlarına ateş doldurmuşlar. Allah onlarla ne konuşacak, ne onları dikkate alacak, onlar için elin bir azap vardır. Çok açık ve net şekilde burada Allah'ın dinini eğip bükmek, ona yanlış anlamlar vermek ve onun karşında bu Allah'ın katındandır demek, onu Allah'a izafe etmek ve onun karşısında dünyevi makam veya çıkar temin etmek. Bunların tamamı din simsarlığıdır. İster bunu bir kişi yapsın, ister bir cemaat yapsın, ister bir parti yapsın, ister devletin kendisi yapsın. Burada benim arz etmek istediğim o. Kim yaparsa yapsın, bu din istismarıdır diyorum. Din istismarı Allah'ın murad ettiği, indirmiş olduğu ayetlerin dosdoğru ifade edilmesidir. O ne demişse ona göre onu anlatmak. Ama kabul edersin ama etmezsin, bu ayrı bir şey. Ama Allah böyle dememiştir. Allah böyle demiştir demek. Yani Allah'ın dediğinin dışında Allah'ın dediğini yorumlamak, ona mana vermek ve onun karşılığında dini kendisine payanda kılmak. Dünyevi olarak ister bir sisteme onu payanda kılmak, İster kişi onu kendi menfaati için onu bir sömürü aracı haline getirmesi, ister zulmüne alet etmesi, bunların tamamı din istismarıdır. Bunların tamamı din simsarlığıdır. Bu anlamda diyorum ki, laiklik çağdaş din simsarlığıdır. Çağdaş din simsarlarının koruma kalkanıdır. Daha da ötesini söyleyeyim. Bunu cemaatler mi yapıyor? Bunu kişi mi yapıyor? Hiç fark etmez.
Hiç fark etmez. Söz konusu o Mescid-i Dirar konusuna geldiğimizde, Mescid-i Dirar konusuna geldiğimizde o din istismarlığını idarede, içtimai hayatta, dini hayatta kimlerle ve ne şekilde ilişkilerde bu din simsarlığının boyutunu bugünkü mevcut hani FETÖ üzerinden cemaatlerin üzerine gidiliyor ya, FETÖ üzerinden efendime söyleyeyim dini hani cemaat diye bilinen cemaatler üzerinde aynı potansiyel tehlike söz konusu oluyor ya, bu tehlike bugün konuşuluyor ya, kardeşime şunu söyleyeyim Özkan Bey, bu dini hayattan söküp atmış bu sistem, 60'ta darbe yapmış, 70'te darbe yapmış, 80'de darbe yapmış, efendime söyleyeyim 97'de darbe yapmış. Bu darbelerin tamamında, bunların tamamı emperyalist ABD darbeleridir. Bunlar bir tarikat değil mi? Bunlar bir anlayış değil mi? Ve bu darbelerin tamamı vatan, millet, bayrak adı altında yapılmıştır. Ve bu darbenin sahipleri, perde arkalarında emperyalist ABD vardır. Bunları herkes bugün biliyor değil mi? Peki size şunu söyleyeyim. Bunu din adı altında bir FETÖ din simsarı yaparsa bunu İslam'la mı suçlayacaksınız? Bu bütün darbeleri yapanlar milliyetçi, kemalist, laik kesimler değil miydi? Bunlar bir tarikat olmuyorlar mı? Kardeşim, burada önemli olan şudur. İster kemalist olsun, ister dindar olsun, her kimse emperyalistlerle işbirliği yapıyorlarsa, bu ülkenin zenginliğini satıyorsa, bu milletin emeğini çalıyorsa, onlarla işbirliği içerisine giriyorsa ve bu milletin mukadderatına el koyuyorsa, rehin alıyorsa o bir simsardır. Ama kemalist simsardır, ama din simsarıdır. Hiç fark etmez. Benim söyleyeceklerim şu anda bu kadar. Evet. Hocam bayağı bir sesiniz de yükseltti. Tamam. Yok, çok net olması açısından. Evet, dediniz ki yani üstüne vurgulu olarak söyleyeyim. Fark etmez güzel. Yani. Peki, benim için simsar simsardır yani. Peki devam edeceğim. Kemalist olsa simsardır, FETÖ de olsa simsardır. Simsardır. Evet. Şimdi bu din istismarı... Geri geleceğim mi hocam? Size? Evet. Buyurun. Din istismarı ile ilgili bir cümle söylemek istiyorum ben. Allah'ın helal haram hudutlarına riayet etmediği halde özellikle dindar kesim üzerinden herhangi bir menfaat elde etmeye çalışan her kim olursa olsun bunu yapmış olduğu din istismarıdır. Dolayısıyla bu tür kişi ve kurumların istismarlarına karşı toplumsal olarak bir duyarlılık geliştirip uyanık olup dinin hakiki kaynaklarından, işte Kur'an kaynaklığından ve Resulullah örnekliğinden, pratiğinden beslenen ölçüler dahilinde tam oraya gelecektim hocam. Mücadele etmek gerekir diye düşünüyorum. Tam oraya gelecektim, özür dilerim. Evet. Tam bu dediğiniz şeyden bir kapı açarak. Şimdi benim dini öğrenmem gerekiyor. Bu konuda sorumluluklarım var. İnancımın gereklerini bilmem gerekiyor. İşte bir yer arıyorum ben kendime. Öğrenmek için bir yer arıyorum. Bakıyorum, bu yakında var, şurada var, burada var. Ve varıyorum, bana işte diyorlar ki iyi geldin, hoş geldin. Bizde şunlar senin için uygun. Ve başlıyorum orada onlar gibi yapmaya, onların dediğini yapmaya vesaire. Sonra bir bakıyorum, bir bağlanmışım oraya. Şimdi bu sosyal bir vakadan bahsediyoruz, değil mi? Evet. Şimdi dediniz ki temel İslami kaynaklardan öğrenmek. Çok alternatifimiz var mı? Yani bu konuda gerçekten de çok seçici olabilecek gücümüz var mı? Nasıl görüyorsunuz? Aslında, gerçekten doğru yanlıştan ayıracak şeye sahip miyim? Toplum olarak, avam olarak söylüyorum. Çok önemli bir konuya parmak bastınız. O da şu. Şimdi sorun ne biliyor musun? Sorun dinin, yani İslam'ın, burada kastettiğimiz din İslam. Çünkü bu ülkede toplumun ekseriyeti İslam. İslam'dan bahsediyoruz. İslam'ın toplumun hayatından bizzat devlet eliyle uzaklaştırılması ve yeniden tanımlanması. Bambaşka bir dine bir alan çizilmesi, dine bir tanımlama yapılması. Ve bu tanım dahilinde dinin biçimlendirilmeye çalışılması, bundan dolayı sosyal hayattan, siyasal hayattan, iktisadi hayattan, hukuki hayattan din uzaklaştığından dolayı toplumda din hususunda, İslam hususunda bir cehaletin oluşması. Ama insanların dini hayatları, inançları boşluk kabul etmez. İnsanlar hangi ortamda olursa olsun, ne kadar baskı yaparsanız yapın,
Neyi engellerseniz engelleyin, ne kadar ceza verirseniz verin, insanlar bir şekilde bu ihtiyaçlarını, bu fıtri ihtiyaçlarını giderecekler. Bu fıtri ihtiyaçlarını giderecekleri için bazı gruplar kendiliğinden oluşacak. Bu gerçekten dinin hayatta yaşanmasını, ihya edilmesini arzu eden, bunun için çalışan gruplar da olabilir, çalışmalar da olabilir. Bunu görüp buradan menfaat sağlamaya çalışan gruplar da olabilir. Toplumun bu ihtiyacının farkında olup dinde deform ya da reform yapmak isteyen kesimlerin üretmiş oldukları işte gruplar da bulunur. Truva attığı gruplar da olabilir. Toplum bu ihtiyaçlarını bir şekilde giderecek. İşte ülkemizde yaşanan tam da bu. Bu yaşandığından dolayı aslında günümüzdeki bu istismar gibi kavramlar ya da cemaattir, tarikattır ya da diğer gruplardır, bunlarda ortaya çıkan sorunlar İslam'ın esaslarına uygun bu tip legal oluşumların yapılamıyor olması. Fiilen var bunlar. Aslında yasal olarak hepsi yasak. Hepsi yasa dışı. Niye? Devletin tanımladığı dine uygun değil. Şimdi devletin tanımladığı din, bir devletin esas mahiyetini anlayabilmek için, gerçek yüzünü görebilmek için onun hukuki yapısına bakmak lazım. Evvela anayasasına bakmak lazım. Şimdi ben ekran başında olanlardan da evlerinde anayasa kitapçığı olanlar varsa o kitapçığı ellerine almalarını, yoksa işte mesela Anayasa Mahkemesi'nin anayasa.gov.tr adresine girip Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesinden anayasa metnini önlerine açmalarını ve beni buradan takip etmelerini arzu ediyorum. Neden? Çünkü anayasada dine bir alan çizilmiş, bir tanımlama yapılmış. Mesela anayasanın başlangıç kısmında Allah'tan bir başkası olan birine, mesela Mustafa Kemal'e ölümsüzlük ve eşsizlik vasıfları isnat ediliyor. Başlangıç kısmında. Yine anayasanın başlangıç kısmında devletin dinden bağımsız, laik olacağı ifade ediliyor. Yine anayasanın başlangıç kısmında laikliğin gereği olarak dinin asla kesinlikle din devlet işlerine müdahil olamayacağı, karışamayacağı, devleti biçimlendiremeyeceği, belirleyemeyeceği ifade ediliyor. Anayasanın başlangıç kısmında ve 6. maddesinde Allah'a ait olan egemenlik hakkının dine aykırı yasalar çerçevesinde topluma verildiği ifade ediliyor. Açık bir madde bu. Yine anayasanın 2. maddesinde sayılan devletin nitelikleri arasında din yok. Türkiye Cumhuriyeti işte şu şunlardan oluşan bir Türkiye devleti, şu özelliklerden oluşan bir cumhuriyettir deniliyor ama bu özelliklerin içinde din yok. Ancak dine vicdanların dışında hayat hakkı tanımayan, vicdanlara itekleyen, tıkıştıran laiklik orada temel bir esas olarak başlangıç kısmında vurgulandığı halde, başlangıç kısmında temel ilkeler arasında sayıldığı halde, yine anayasanın 2. maddesinde başlangıç kısmındaki temel ilkelere dayandığı devletin belirtildiği halde yetmemiş bu, bununla ihtiva edilmemiş, tekrar sayılmış laiklik var. Anayasanın 10. maddesinde hangi dinden olursa olsun herkesin eşit olduğu hükmü var. Mesela Müslümanla kafiri aynı hukuka tabi tutuyor. Birbirine eşit sayıyor. Yani oysa hangi dine sahip olursa olsun insanların aynı kurallara tabi tutulması onlara işkencedir. Mesela bir Budist'e benim için bir Müslüman olarak herhangi bir sığırı kurban kesmek ibadettir. Ama bir Budist'e bu zulümdür. Dolayısıyla ben bir Budist'in gözünün önünde bir sığırı kurban kesmemem lazım yani. Git gizli bir yerde kesiyorsan. Yani oysa şimdi ne yapılıyor? Bu ülkede Müslüman olsun, Hristiyan olsun, Yahudi olsun ya da dinsiz olsun herkese aynı yasalara uyguluyor. Bu anayasanın 10. maddesine göre. Anayasanın 24. maddesine göre herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Ancak 14. maddeyle dini ibadet ve törenler devletin laik niteliğine dokunamıyor. Laik niteliğine aykırı olamıyor, ona tabi tutuluyor. Yine laikliğin müsaadesi kadar dindar olunacağı bir sistem belirleniyor anayasada. Anayasanın 24. maddesinde din ve ahlak eğitim öğretimi devletin laik devletin gözetim ve denetimi altına alınıyor. Devletin sosyal, siyasi, ekonomik, hukuki düzeninin asla ve katiyetle din kurallarına dayandırılamayacağı ifade ediliyor. Anayasanın 42. maddesine göre eğitim ve öğretim İslam'ı hayattan uzaklaştıran Atatürk ilkeleri ve devrimlerine göre yapılacaktır.
Nitekim anayasanın 174. maddesinde bu devrimler anayasal koruma altına alınmış. Hatta yine anayasaya göre Atatürkçülüğe aykırı eğitim ve öğretim yerlerinin açılamayacağı, anayasanın 58. maddesine göre de dine dayanmayan anayasaya sadık olunmayacaksa herhangi bir eğitim ve öğretim hakkının olamayacağı ifade ediliyor. Yani bu anayasadaki dinle ilgili veya dinin olmadığı yani evet. Bu maddeler bir anlamda Türkiye'de devletin, rejimin, Kemalist sistemin hocamın da ifade ettiği gibi dini tanımlama biçimi, dine biçtiğim ya, alan. Yani din istismarı olmuş oluyor aynı zamanda. Yani din, geleceğim oraya. Bir iki din, madde daha var. Mesela milletvekillerinin yeminini düzenleyen 81. madde ve Cumhurbaşkanı'nın yeminini düzenleyen 103. maddede devletin laik yapısına sadakatle bağlı kalınacağı ifade ediliyor ama burada din ibaresi yok. Yani inansan da inanmasan da, İslam, Müslüman olsan da olmasan da bunun bir önemi yok. Din üzerine herhangi bir yemin metni yok. Mesela dini düşünce anayasada es geçilirken anayasanın 134. maddesinde Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılaplarını yaymak amacıyla anayasal bir kurum oluşturuluyor. Yine anayasanın 136. maddesinde genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı laiklik ilkesi doğrultusunda çalışacaktır. İlgili madde şu: genel idare içinde yer alan diyor Diyanet İşleri Başkanlığı laiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek özel kanununda gösterilen görevleri yapar diyor. Özel kanununun birinci maddesinde de şunu söylüyor: İslam dininin, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevlerinden bahsediyor. Görevi şu, görev maddesi: İslam dininin, dikkat edin, inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek vesaire. Din, işte, din konusunda toplumu aydınlatmak, ibadet yerlerini yönetmek üzere Cumhurbaşkanlığına bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur. Yani dikkat edin, inanç, ibadet ve ahlak. Peki ukubat nerede, muamelat nerede, dinin başkanlık yok mu yani? Bunlar nerede? Şimdi bu maddelerde aslında ceza kanununda da bazı maddeler var. Oraya girmeye gerek yok. Anayasadaki bu maddeler yeter bu konuyla ilgili olarak. Evet. Şimdi bunlara baktığımızda aslında gördüğümüz bir şey var. Devlet dine hayat hakkı tanımıyor. Böyle bir din tarifi. Hayatın hiçbir alanında etkili olmayacak kişilerin vicdanlarına hapsedilmiş bir din tarifi. Ama İslam olunca bu din, böyle bir din yok. İslam böyle bir şey değil. İslam'ın inançlarda, vicdanlarda olan kısmı var. Onun dışında hayata akseden kısımları var. Mesela bireysel olan ibadetler bile dışa dönük olarak yapılıyor. Mesela bir namaz kılarken bireysel bir ibadettir. Cemaatle de kılınır, ayrı bir şey ama kişinin kendisini bağlayan bir ibadettir ama onu da birileri görür. İşte oruç tuttuğunu birileri fark eder. İşte iftar edersin efendim, işte sahura kalkarsın falan. Hacca gittiğini birileri görür. Zekat verdiğini en azından zekatı verdiğin kişi bilir. Sadaka da bir ibadettir mesela, onu zaten birçok kişi bilebilir. Yani şimdi dışa dönük kısım ibadetlerde bile bu var. Onun dışında dinin başka hükümleri de var. Şimdi bunlar nasıl olacak? Yani İslam'ı sen hayattan, görünür hayattan uzaklaştırırsan bu boşluğu birileri doldurmak isteyecek. Evet. Şimdi basit bir örnek gibi ama evet. Bu şekilde dini devletin dışına, sosyal hayatın dışına iten bir irade kurban derisine de talip oluyordu. Tabii yani o kaçınılmaz çünkü orada rant var. Şimdi rant var diyor. Tabii. Yani sömürü yani iş menfaate gelince olayın şeyi değişiyor yani. İşin rengi değişiyor. İşin rengi değişiyor. Bir de yalnız şöyle bir şey var. Şimdi Diyanet'in hani tanımını yaparken veya çalışma esaslarını belirlerken inanç, ahlak, ibadet. Evet. Şimdi o zaman bu anayasanın bu kurallarına çok sadık olan bir kimse dindar bir kimse. Dindarlık bir anlamda buna ses çıkartmama, yani buna bağlı olmak. Dindarlık böyleyse uygundur, makuldur. Makul. Şimdi şu burada şöyle bir durum var. Dine, İslam'a böyle bir tanımlama alan çizen bir rejimin İslami gereklerden kaynaklanan cemaat ya da grup yapılanmalarını biçimlendirmeye çalışmasının kendi iç bütünlüğü içinde bile tutarlı bir tarafı yok. Olmadığını söylüyorum. Yani. Evet. Bu yanlış bir şey. Evet. Ben şimdi Diyanet'ten sürerken burada bir şeyi özellikle vurgulamak istiyorum. Diyanet kurumunda çalışan, görev alan şahıslardan ben söz etmiyorum.
Yani onların inançları, itikatları, ibadetleri bu maddelere göre olmayabilir. Beğenden çok daha samimi, ihlaslı Müslüman olabilirler. Bu değil, bahsettiğim bu değil. Kurum olarak anayasal sistemin, mevcut rejimin Diyanet İşleri Başkanlığı kurumuna verdiği rol bu. Ya bu, hatta bununla ilgili ilginç bir şey söyleyeyim. 1961 Anayasası'nda 69'da girdi zannediyorum, yanlış hatırlamıyorsam, Diyanet İşleri Başkanlığı genel idare içinde yer aldı. O zamanın Birlik Partisi diye bir parti varmış. Bu parti Diyanet İşleri Başkanlığı'nın genel idare içinde yer almasının anayasadaki laiklik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle o kanun maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi o verdiği kararda 14.216 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır bu karar. Oradan resmi gazetenin internet sitesine girip ilgili sayıyı bakabilirler. Herkes bakabilir. Diyor ki, yani bir gerekçe uzun. Gerekçelerden bu başvuru reddediyor. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle anayasada yer almasının iptal edilmesini isteyen partinin bu istemini Anayasa Mahkemesi reddediyor, kabul etmiyor. Gerekçe olarak da şunu söylüyor. Her ne kadar diyor bu laiklik ilkesine aykırıysa da devletin dini kontrol etmesi için gerekir. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nde verdiği bir karar var. Şimdi bu roller çerçevesinde devletin sen dine bir alan etmesi. Biçersen, dini hayattan uzaklaştırırsan ve bu din de İslam olunca, hayatın her alanını kuşatan bir din olunca birileri bu boşluğu dolduracak, bazı gruplar oluşturacak. Bu gruplar da legal olmayınca işte bazı gizli yapılanmalar olacak. Sonra burada hatalar olacak. Birileri buradan rant elde etmeye çalışabilecek. Yanlış yollara gidebilecek. Burada yapılması gereken şey şu. Laik bir rejimin dine ait kurumları ya da dini oluşumları biçimlendirmeye çalışacağına bunun önünü açsın. Toplum Müslümansa sistem İslam'a uygun oluyor. Peki önünü açınca, bu sefer de tersten bir suistimal olmayacak mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani, yanmayan terlik mesela satılmayacak mı hocam? Ha işte İslam eğer hayata hakim olursa, gerçeği bilirse, toplum bunu bilirse, devletin sistemi, yönetimi, efendim eğitim buna göre olursa, mesela okullarda İslam'ın esası öğretilirse, Kur'an öğretilirse, birilerin yanmayan terlik yok, yakmayan işte Azrail'i kapıdan kovan dua, efendim cehennem içinde yanmayan işte kefen, bilmem ne satması, hadi Nali Şerif gibi şeyler satmış olması, bu gibi şarlatanlıklara da kapı açılmaz. İnsanlar bunu görür. Bunu bilen insanlar bugün kabul ediyor mu bunları? Yani ama temel dini eğitim devlet tarafından çocuklara daha ilk okullarda temel dini eğitim verilirse diyorsunuz. Şimdi bak, devlet tarafından ifadesini ben tahsiye etmek istiyorum. Devlet tarafından evvela devletin kendi rejimini düzeltmesi lazım. Laik devletin Müslümana dini eğitim vermesi için anayasanın şu az önceki okuduğumuz bütün maddelerini değiştirmesi gerekiyor. Evvela anayasada dine biçilen bu rolün kaldırılması gerekiyor. Evet. Devletin benim dini eğitimimi vermesi de bu haliyle mümkün değil. Nasıl verecek? Neye göre verecek? Çünkü anayasa onu bağlıyor. Diyor ki Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı eğitim veremezsin diyor. Ama şu anda diyelim İmam Hatipler'in 4+4 diye iki aşaması var. Artı mesela yani bunlar hepsi o anayasaya aykırı mı oluyor? Ben 3 çocuğumu 3'ünü de İmam Hatip'e gönderdim. Keşke kendin de İmam Hatip'te okusaydın diyorum. Ama İmam Hatipler'de din eğitimi mi veriliyor? Din eğitimi verilmiyor. Yani verilmiyor. Ama ya, anladınız mı? Temel dini bilgilerden bahsediyor. Yani din eğitimi, din eğitimi falan ona gelmiyor. Din kültürü ve ahlak bilgisi dediğimiz derslerde dinin itikadıyla ilgili kısımlar Mustafa Kemal'le ilgili kısımlardan daha az. Şimdi tamam, devletin anayasasında şunlar yazıyor şöyle, ama sonuçta bugün camilerde Diyanet'in camilerde ders veriyor, İmam Hatip'le ders veriliyor. Bunlar içerik olarak, müfredat olarak sorunludur, eksiktir, fazladır, veren kişiler şudur budur. Bu tartışma ayrı. Ben şunu diyorum. Devlet verdi veya başka birileri verdi veya aileler verdi. Eğer çocuklar temel dini bilgilerini sağlıklı bir şekilde alabilirse, yarın o dediğiniz suistimaller
karşısında olmuyor. Rahat olur. Olmuyor. Ha, onu demek istedim. Devlet mevcut devlet biçiminin de bunu veremesini ben verebileceğini ya da vereceğini ben zannetmiyorum. Özellikle vermez diye düşünüyorum. Çünkü insanları Kur'an bilinciyle yetiştirirsen, Resul'ün örnekliği bilinciyle yetiştirirsen, devletin İslam'a aykırı yasalarını, icraatlarını, tutumlarını, kurumsal ve hukuksal yapısını da bu insanlar sorgular. Sorgulayacağı için böyle bir sorgulayacak bir toplum üretmez. Yani laik, peki nasıl, seküler devlet bunu... Nasıl bir çözüm olacak? Tabii, nasıl olacak? İşte bu bundan dolayı ben şunu söylüyorum. Bir kere İslam'a Müslümanların toplumsal örgütlenmeleri olan cemaatlerin, cemaat yapılanmalarının İslam'a göre hükmetmeyen yapılar tarafından biçimlendirilmesi ve tasfiye edilmesini Müslümanların kabul etmemesi gerekiyor. Peki bunlardaki sorunlar yok mu? Pek çok sorun var. Bu sorunların halledilmesi gerekmiyor mu? Evet, ediyor. Gerekiyor. Peki bu nasıl olacak? Müslümanlar lütfen kusura bakmasınlar da kendi kurumlarını, kendi dinlerini biçimlendiren kurumlara karşı kendi dinlerini savunsunlar. Bir araya gelsinler. Kendi işlerinde işte ilim heyetleri olsun, ulema bir araya gelsin. Desin ki gruplar içinde, cemaatler içinde, tarikatlar içinde şunlar şunlar yanlış, şunlar şunlar hatalı. İşte bu da Kur'an'dan Bir araya gelsinler dediğiniz şey en zor şey. Bir araya gelsinler. Bir araya gelmenin çok kolay olduğunu ben burada ispatlamıştım size. Daha önce bir programda hatırlıyorum. Şimdi hocam gündemde işte Adnan Oktar diye bir yapı, sonuna bir de kalktılar işte cemaat kelimesi de eklediler oraya. Şimdi sürekli bir şeyleri tüketerek, işte cemaat kavramını tüketerek, İslami terminolojiyi, İslami kavramları sürekli işte mecrasından kopararak bir anlamda birileri tarafından hem projelendirilmiş, sürekli yeni şeyler türüyor ve ilk programın başında da söyledik. Birileri hemen bunu alıyor, diyor ki bakın işte bunlar yaşanmasın, bunlar olmasın diye biz bunlar konuşuyoruz diyor. Maalesef. Peki şimdi hocamın bıraktığı yerden devam edelim. Şimdi tarikatler, cemaatler kendi içlerinde diyelim ki bir hata varsa, bir kusur varsa bunu nasıl tespit edecekler? Kendilerinde kusur yok, kusur görmüyorlar. Fakat başka bir tarikatteki, başka bir cemaatte, gruptaki bir hata kendilerine de şey yapılıyor. Yani kendileri de o şeye alınıyor. Bu sefer oraya bir şekilde hatırlatıcı olmaları gerekiyor. Oraya uyarıcı olmaları gerekiyor. Bunu nasıl yapacaklar? İyi, şimdi bunu siz kalksanız kendiniz bazı şeyleri düzenleme çalışsanız bu sefer de herkes kendi hukukunu kendi oluşturmuş olacak. O da sıkıntı. Ne diyorsun? Evet. Şöyle diyelim. Devlet şimdi dine bir tanım yaptıktan sonra, onun alanını da belirledikten sonra, inanç, ahlak ve ibadet kısmını indirdikten sonra, onun bile kamusal alanda görünürlüğüne izin vermeyince, siz namazı bir devlet kurumunda kılamadığınız yıllar olmuştur. Öğretmendir. Mesela ben bilirim, öğretmenim gizli olarak gitmiştir, kapısını kapatmıştır. Efendim, mesela çocukluğumdan bilirim. Namaz kıldığını gizlemek ve gizli namaz kılmak zorunda kalmıştır. Bu dönemleri bu ülke yaşamıştır. Yani inanç, ibadet, ahlak konusunda bir tarife rağmen o ibadeti bile, bir namaz ibadetini bile gizli kılma zorunda bırakılmış bir sosyoloji var bu ülkede. Böyle bir trajedi var bu ülkede. Gerçek yaşanmış olan bu trajedide cemaatlerin de, cemaat diye bildiklerimizin de, yani muhakkik alimlerimizin yetişmemesi, efendime söyleyeyim, aziz İslam'ın çağdaş, bugünkü muasır medeniyete yönelik içinde bulunduğu toplumun ihtiyaçlarına göre ilmi halini ortaya koyacak, bugünkü yaşamın ihtiyaçlarına göre fıkhını tedvin edecek bir ulemaya da izin verilmemiştir. Yetişmesine de izin verilmemiştir. Genel noktada mevcut cemaatlerde nasıl ki devlet diyanetini inanç, ibadet ve ahlakta sınırlandırmış, cemaatler de
cemaatlerin de ilgi alanı, cemaat diye bildiklerimizin ilgi alanı da inanç, ibadet ve ahlakla sınırlı kalmıştır. Yani İslam bir idari sistem midir? İslam bir hukuk nizamı mıdır? İslam bir sosyal hayata hükmeden değerleri mi vardır? Bu konuyla ilgili cemaatlerin bir sözü de yoktur. Bir derdi de yoktur. Hangi konuyla ilgili hocam? Özür dilerim. İslam'ın bir hayat nizamı bir bütün olarak uygulanması gerektiği noktasında bu cemaatlerin bir çalışması yoktur. Ne bir fikri çalışması vardır, ne öyle bir derdi vardır. Yani vardır, yani hepsini yani yok, demeyelim. Ben hepsini demiyorum. Mevcut, şöyle diyelim. İşim zikretmeme gerek yok. Yani önemli yapılardan bahsediyorum. Yani bir tarikat için bunu rahat söylerim. Başka isim açıklamama gerek yok. Mesela bir Kur'an okumayı, bir Kur'an öğretmeyi, o anlamda kurs açmayı, ya İslam'a hizmet olarak ve bir İslam'ın bütünlüğü içerisinde kavrayan bir düşünce vardır. Ötesine geçmiyor. Bir diğeri ruh terbiyesi adı altında demin bahsettiğiniz işleri de yapıyor. Efendime söyleyeyim. Ve orada mücerret manada İslam'ı oraya hani sıkıştırıyor. Mevcut sosyoekonomik zulüm üzerine. Peki şöyle bir şey. Müsaade edin şunu söyleyeyim. Tamam, buyurun, buyurun. Mevcut sosyoekonomik bu zulüm düzenine, bu sömürü düzenine bir itirazı yok. İslam'ın değerler sistemini alternatif olarak ortaya koymuyor. Koyamıyor veya suskun kalıyor. O yetmiyor. Tıpkı mevcut sistemin dayattığı gibi inanç, ibadet ve ahlakla ilgili konulara gelince ve bir kısımda içtimai meselelerde konulara gelince fetva vermekte mahirdirler bunlar. Fetva vermekte de mahirdirler ve buna da İslami hizmet diyorlar. Peki hocam, şimdi burada yalnız bir ayrıntı var, oraya geçmeyelim. Buyurun. Şimdi siz diyelim ki bir şehrin sanayisine gittiğiniz zaman bir bölüm işte sadece belli bir alanda çalışıyor. Evet. Yani işte burası mobilyacı var. Orada başka bir şey yok. Sadece mobilyacı. Siz kalkıp da adama ya siz sanayide dükkan açmışsınız. Niye sizde terzilikte yok? Niye sizde demircilikte yok? Niye sizde o da diyor ki bizim alanımız bu. Evet. Şimdi tarikat dediğiniz şey... Hayır, ben şunu arz etmek istiyorum. Peki buyurun. Cemaat diye bildiğimiz tekke ve tarikatlardan bahsediyoruz ya ve Kur'an kursu adı altındaki çalışmalarda İslam'ı bir hayat nizamı noktasında mevcut sisteme bir itiraz ve İslam'ın aziz değerlerini ortaya koyma bu anlamda bir mücadele söz konusu değildir. Öyle bir itirazı da yok. Ya ama öyle bir şey, yola çıkış referanslı yok ki. İşte müsaade ediniz. Bunu içine sindirmiş, içselleştirmiş. Bu hizmet bu anlamda İslamidir ve onda sınırlı kalmış. Onu anlatmak istiyorum. Bununla birlikte şimdi sistem bu tür inanç ve ibadet ve ahlakla sınırlı kalan hiçbir cemaatle, hiçbir tarikatla da sorun olmaz. Onu da ifade edeyim. Şimdi Adnan Oktar'a geleyim. Adnan Oktar'ın da efendime söyleyeyim, yani o kedicik mi diyorlar onunla ilgili veya daha işte daha değişik mesela İslam'a uygun olmayan hani hal ve hareketlerini mi, devlet ondan da rahatsız değildir. Çünkü mevcut egemen sistemin koymuş olduğu tanımlamaya sıkıntı yapacak bir hani hareketler değil bunlar. Tam tersine devletin televizyonlarında, dizilerinde Adnan Oktar'ın sergilediği durumlar fecaatle vardır yani. Ve devletin yani burada herhangi bir sözü de yoktur. Daha da ötesine geçmeyeyim. Öyle önemli mesele haramlar ve günahlar vardır. Bunlar devletin bizzati yasalarıyla korunuyor. Mahkemeleriyle korunuyor. Güvenlik güçleriyle korunuyor. Özetlemek istediğim şu. Devlet mevcut sistemi hayatta tutacak, ona itirazı olmayacak, her şeye olduğu yerde lokal olarak izin verir. Ve bunu eğer dini bir kısve altında ise o dini kısve adı altında eğer bir yanlış yaptığı zaman bunu büyütür.
devasa bir hale getirir. Bundan da aziz İslam'a fatura çıkarır. Ben konuşmamın bir önceki bölümünde şunu söyledim. Bakın, bu ülkede Şeyh Said isyanı yapılmıştır. Tekke zaviyeler meselesi ondan sonra kapatılmıştır. Şimdi oraya geleceğim. En son onu konuşacaktım. Geçen Diyanet İşleri eski başkanı Sayın Profesör Doktor Mehmet Görmez'in tekkeler tekrar açılmalıdır yönünde bir talebi vardı. Böyle bir tartışma açmıştı. Şimdi oraya geleceğim. İşte Meclis-i Meşayih diye bir kurum var hocam. Faruk Köse hocama döneyim değil mi? Evet. Sonra geleceğim. Meclis-i Meşayih işte Osmanlı'nın son döneminde 1866'da kurulmuş. Tarikatleri işte bir şekilde düzenlemeyi amaçlayan tarikatların işte bir usulünü gözden geçiren, başındaki kişileri uygun mudur değil midir diye bir anlamda denetlemeyi murad eden böyle bir amaçla. 1844'lü tarihlerdedir o. 1866 diyor. Olabilir, 44 evet, olabilir. Evet. Ya 1902'de bir sekteye uğramış, kapanmış tekrar açınca 1918 diye kapanmış. Kontrol altına almak istemişlerdi. Şimdi Meclis-i Meşayih diye bir kurum, o da tartışılıyor bu şimdi. Şimdi tarikat dediğiniz şey böyle hani tamam Osmanlı'da bir ara devlet bundan çok istifade etmiş. Yani devlet derken o Yavuz Sultan Selim dönemine kadar çok diyelim ki sancak beylerin yanına bir tane tarikat halifesi gönderiyor. Bu de facto bir durum. Yani şeyde orada yanmayan şey var mıydı o dönemde? Yok. Ona gelmişim. Hayır, şimdi devletin istismarı değil mi? Şimdi kullanmakla istismar aynı şeyde geçiyor. Efendim bir şey söylediniz. Dediniz ki Yavuz Selim'de çok istifade edilmiş o dönemde. Tarikatta istifade edilmiş. Tamam efendim, o zamanın tarikatı tarikattı. Ha, şimdi yanmayan şey yoktu orada. Yanmayan terlik yoktu. Fakat şimdi tarikatlerle, hatta burada çok tarikatların geçmişi, bugünü filan ve o da ayrı bir tartışma konusu ama cemaatler, tarikatler filan. Şimdi hocam az önce siz de ifade ettiniz. Bu nerede olursa olsun insan bu fıtri ihtiyacını karşılamak için belki iki kişi bile olsa, üç kişi bile olsa bir bakmışsın. Biz işte kendimize bir şey kurmuşuz. Zaten Allah Resulü bir adı cemaat olması gerekmiyor. İmam seçin önünde yanınızda diyor. Nasıl? İki kişi yola çıksanız birinizi imam seçin diyor. Allah Resulü'nün söylediği bir şey bu. Öyle yani değil mi? Burada yani denetleme Müslümanlar tek başına olamaz yani. İşte şimdi son günlerde hani öyle bir tartışma. Devlet bunların hepsini kontrol altına alsın. İşte bunlar hesap versin, şeffaf olsun. İşte oraya şimdi oraya geleceğim de. Şimdi bir bakıyorsunuz ortaya çıkan Adnan Oktar dediniz. İşte FETÖ diyoruz. Şimdi ortaya çıkan öyle devasa şeyler var, örnekler var. Şimdi bir taraftan bunların, şimdi devletin bunlar tarafından bir şekilde kendince zarar algısı var. İşte böyle bir durum da var. Halkın işte bir takım gençlerinin parasının filan suistimal algısı var. Peki şeffaflık derken, denetleme derken, İki kişi, üç kişi bir araya geldi, bir şey oluşturdu. Kendilerince oturdular, kalktılar. Nasıl denetleyecek? Nasıl şeffaf olacak? Yani bunun şimdi mümkünlüğü üzerine konuşursak. Bu Meclis-i Meşayih meselesiyle buraya giriş yaptınız ya, aslında buradan şöyle bir şey söylemek gerekiyor. Bu ülkede Osmanlı'nın kuruluşunu esas alıp o günden itibaren tarihi oradan alacak olursak 1299'da Ali Fuat Başgil'in şöyle bir tasnifi var. Türkiye'de 3 tane dönemden bahsediyor. Din-devlet ilişkileri açısından 3 dönemden bahsediyor. Birinci dönem dine bağlı devlet dönemi. Şimdi Osmanlı Devleti ne kadar dine bağlıydı, ne kadar uyuyordu orası tartışılabilir. Ancak şu bir kesin ki İlahi Kelimetullah davasını sürdürdüğünü söyleyen, Allah'ın hükümlerini hayata hakim kılmak istediğini ilan eden bir devlet. Buna tam uymamış olabilir, %5 uymuş olabilir, 50 uymuş olabilir, o ayrı bir şey. Ama ilanı bu. Şimdi bu dönemi kuruluşundan 1839'daki Gülhane Hatti Hümayun'una kadar olan geçen dönemi dine bağlı devlet dönemi. Yani devlet dine bağlı. Devlet hükümlerini esaslarını dinden alıyor ya da dinden almaya çalışıyor. Daha çok dinden aldığını en azından iddiası bu. Görüntü bu. İkinci dönem Gülhane Hatti Hümayun'undan 3 Mart 1924 tarihindeki o 3 tane temel kanun, işte hilafetin kaldırılması, şeriat ve vakıflar bakanlığının günümüz
tabiriyle Şeriat ve Vakıflar Bakanlığı'nın kaldırılarak yerine Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatı'nın kurulması, bir de Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun, bu üç tane temel devrim kanunu bir günde, bir mecliste, bir oturumda ard arda geçen bir şeydir. Yani sadece parmak kaldırmaktan ibaret olduğu için o zaman sistem. Bu tarihe kadar olan bir dönemi de yarı dini devlet dönemi olarak adlandırıyor. 3 Mart 1924 tarihinden itibaren günümüze kadar halen devam eden dönemi de devlete bağlı din dönemi. Artık din devlete bağlı hale getirilmiştir. Evet. İşte meclisin meşayit dediğimiz olan, o dediğiniz o şey yarı dini devlet döneminde. Devlet işte mesela mecelle var, onun dışında başka Avrupa'dan alınan hukuk da var. Yani biraz çok hukuklu... O mecelle bile gecikmiş bir çalışmadır. Buyurun. Evet. Şimdi yani ikili bir hukuk ya da devlet bir açıdan işte dine bağlı ama birçok açıdan da dinden ayrı sekülerleşmenin başlangıçları. Yani yasal sistemde de, iktisadi hukuk sistemde de sekülerleşmenin başlangıcı olan bir dönem bu. Yarı dini devlet dönemi. O dönemde devlet işte meclisi meşayihle aslında yeni döneme, yeni sisteme uysal vatandaş yetiştirmek amacıyla işte o dönemin tarikatlarını, cemaatlerini, gruplarını kontrol etmek için bir kurum oluşturmaya başlamış. Aslında devlete bağlı din döneminin hazırlıklarının yapıldığı bir dönem o dönem. Şimdi orayı örnek alarak, orayı örnek alsak bile günümüzde tamamen dinin devlete bağlandığı bir dönemde meclisi meşayih türü bir kurum oluşturursun. İşte devletin yani la dini bir devletin. Yani bugün devlet kendisini anayasal olarak dini bir devlet olarak tarif etmiyor. Tamamen dinden bağımsız, laik bir devlet olarak tarif ediyor. Anayasadaki ifade bu. Böyle bir devletin dine dair bir kural koyması, form oluşturması, biçim oluşturulmasını biz Müslümanlar olarak nasıl kabul edeceğiz? Bunu itikadi olarak nereye koyacağız? Ameli olarak nereye koyacağız? Hangi Kur'an'ın, hangi sünnetin, hangi hükmünden alacağız da biz içselleştireceğiz, kabul edeceğiz? Şimdi evvela bu soruya bir cevap vermemiz gerekiyor. Yani ben bunu bir yere oturtamıyorum, yere koyamıyorum yani. Benim inandığım, gördüğüm, az çok baktığım, anlayabildiğim kadarıyla inandığım din böyle bir şeyi kabullenemiyor. Yani benim dinime uygun olmayan bir sistemin, bir benim dinimle ilgili bir oluşuma form bir, tayin etmiş olması. Yani şöyle örnek verelim. Bugün mesela dünya üzerinde yönetim biçimi olarak da halkının ekseriyeti de Müslüman olmayan ülkelerde yaşayan Müslümanlar var. Onların dinlerini, dini biçimlerini, dini hayatlarını, ibadetlerine kadar o rejimlerin tayin ettiğini düşünün. Biçimlendirdiğini düşünün. Şimdi mesela Bulgaristan'da işte oradaki Türklere Bulgarlar isimlerini değiştirmeye başlayınca biz bir milletin işte isimlerinin değiştirilmesinin ne kadar zulüm olduğunu anladık, değil mi? Yani bizden olan birilerinin başına bir şey geldiğinde orada anladık ama bizim içimizde bunu anlayamıyoruz. Çoğunluğun içinde, çoğunluk öyle olunca anlayamıyoruz. Devlet düzeni İslam'a göre değilse meclisi meşayih türü bir kuruluş oluşturarak devletin gözetim ve denetiminde ya da devletin koyduğu kurallar, sistemler dahilinde böyle bir kuruluş oluşturarak İslami grupların, cemaatlerin, tarikatların kontrol altına alınması bambaşka bir sonuç olacak. O zaman burada devletin varlığını nereden aldığı tartışılmalı. Devlet varlığını bahsettim. Devlet anayasal düzenini, yani anayasasını değiştirmesi gerekiyor. Şunu diyorum. Şimdi Avusturya'da bir devlet ve Avusturya'da veya İsviçre'de diyelim ki orada hangi dinin işte resmi din statüsünde olduğuna devlet karar veriyor. Ya diyelim ki İsviçre'de İslam diye bir din yok. Kabul etmiyor. Avusturya'da işte kabul etmiş, kabul etmekle beraber diyor ki şeyi ben tayin edeceğim. Diyanet buradan oraya imam gönderemez. Ben burada İslam'ı din olarak kabul ediyorum. Görevlisini de ben tayin ederim diyor mesela. Şimdi eğer %99'u mu diyeceğiz? %99'u Müslüman olan bir ülkede iseniz o zaman devletin dayanağı
yani din anlamında da devletin dayanağı bu toplumun kabulü olması gerekiyor. Bu toplumun kanaatleri olması gerekiyor. Yani şimdi ama yok siz bir burada Müslümanlar olarak azınlıksanız tamam devlet artık size dayanmak durumunda. Aslında biz Müslümanlar olarak azınlıkların hukukuna tabiiz Türkiye'de. Ama tam tersi var diyorsun. Hayır azınlıkların hukukuna. Yani Lozan Antlaşması'nın işte 37'den işte 42-45'e kadar olan o maddelerini okuyun bakın. Biz tamamen azınlıkların hukukuna göre. Yani bu ülkede İslami kendini İslam'a izafe eden diyelim. Çünkü hataları, hepsinin hataları var. Az önce bazı örnekleri verdik biz. Yanlışlıkları var, doğru. Yani bunların tahsiye edilmesi gerekir. Tamam, kabul. Ama buna rağmen bunlar bu rezervimizi korumak şartıyla kendisini İslam'a izafe eden gruplar, cemaatlerin tasfiyesini, devletin tamamen her şeyiyle kontrolüne girmesini, dönüşmesini isteyenlerin bu ülkede Ermeni cemaati var. Süryani cemaati var, Yahudi cemaati var, Rum cemaati var, yok mu? Peki bunların üzerine söz söylememesini ben anlayamıyorum. Eğer ki biz bu ülkede aynı hukuka tabiyiz, öyle değil mi? Anayasanın 10. maddesine göre ülkede yaşayan herkes kanun önünde eşit ve aynı hukuka tabi. O zaman bu ülkede Müslümanların cemaatlerini tasfiye etmek istiyorsan, Hristiyanların, Yahudilerin cemaatlerini de tasfiye etmesi lazım devletin. Yani devletin böyle bir tasarrufu olacaksa o tasarrufun herkese uygulanması gerekir. Mesela. Öyle değil mi? Peki, ama bu doğru değil. Değil. Hangi inanca sahip olursa olsun insanların kendi inançlarının gereklerine uygun olarak toplumsallaşmasının, organize olmasının önünün devletler eliyle kesilmemesi lazım. Devletlerin cemaatleri biçimlendirmemesi lazım. Bilakis benim daha önceki burada inanç devleti teorimden bahsetmiştim. Devlet-toplum ilişkilerini incelemiştik. Tam tersine ben şunu söylüyorum. Toplumların devletleri biçimlendirmesi gerekiyor. Yani topluma yön veren devlet örgütü, devlet organizması olmamalı. Tam tersine devlet organizmasını biçimlendiren toplum olmalı. Toplumun inanç, kimlik ve kişilik değerleri neyse, ekseriyeti neyse devletin ona göre biçimlenmesi, hal alması gerekiyor. Böyle olduğunda devlet ile toplum birleşirse, hemhal olursa, rejim-toplum uyuşmazlığı giderilirse, işte devletin falancı grup tarafından, filancı cemaat tarafından ele geçirilmeye çalışılması gibi ya da turva atı olarak içeriye sokulması gibi bir sorun da ortada kalkar. Şimdi, niye kalkar? Çünkü zaten toplumun inancıyla biçimlenen bir devlet, o inancın esasını ortaya koyduğunda, insanları, gençliği, nesli, yeni nesilleri ona göre yetiştirdiğinde, turva atlarını zaten o toplum kendiliğinden görecektir, itekleyecektir. Ama acaba istenen o mu? İstenen seküler sisteme uysal vatandaş mı yetiştirmek? Bu sorunun da ciddi bir şekilde sorulup cevabının aranması gerekir diye düşünüyorum. Ya şimdi aslında Türkiye'de cemaat tanımı da çok sıkıntılı. Yani etimolojik evet. olarak demeyelim. Şimdi aslında bu grupların hiçbiri cemaat değil. Yani İslami anlamda cemaat değil. Bu tartışmalardaki cemaat tarifi de evet. sanki ha bak herkesin kafasında Türkiye'de bilinen işte şunlar var onu kastediyoruz diye gelinen bir cemaat tanımı var. Şimdi hocam o denetleme ve şeffaflık konusuna şöyle bir parantez açalım. Şimdi özellikle Avrupa Birliği'ne uyum işte paketleri, yasaları çerçevesinde derneklere, yani Avrupa Birliği bunu talep etmişti. Dernek kurma şeyi kolaylaştırıldı ve hatta eğer siz Türkiye'de İslami bir faaliyet yapacaksanız bunu şey üzerine yapmak zorundasınız gibi, yani dernek üzerinde yapmak zorundasınız gibi bir adeta bir zorunluluk getirildi. Ve şu anda artık hani şeffaflık için söyleyelim. Türkiye'deki tarikatların, cemaatlerin, neyse grupların neredeyse tamamı kendini bir şeylerle ifade ediyor. Derneklerle ifade ediyor. Tabelaları var, okulları var, efendim kurumları var da var. Dolayısıyla şeffaflık derken zaten her şey ortada. Her şey yani denetlemeye açık, hesapları belli, adresi her şey ortada. Daha ne yani şeffaflık derken daha ne isteniyor? Yani bu, biraz açar mısınız? Neyi kastediliyor hocam sizce? Şimdi şöyle söyleyeyim size. Ayrıştırılmış sosyal katmanların olduğu bir ülkede yaşıyoruz.
din iddiası olan yüzlerce mesela gruplar var. Diğer mesela ulusalcılar arasına bakıyorsun, onlarca fırkalar var. Şimdi burada Batı mesela 6284 sayılı aileyi koruma kanunu adı altında onun referansıyla oluşturulan o kanun gibi bazı şeyleri dayatırken arka planda o sosyal katmanların arasındaki derinliği daha da derinleştirmek, ihtilafları daha da büyütmek anlamında bir proje olarak bunları önümüze çıkarıyorlar. Ben konuyu zaten program bitmek üzere izninizle önemli bir iki meseleye bu noktada girmek istiyorum. Esas itibariyle devlet geçmiş programlarımızda ifade ettiğimiz gibi devletin bir ideolojisi olmamalı. Bir ideoloji dayatmamalı. Devletin bir ideolojisi olacaksa bu adalet olmalıdır demiştik. Ve bu devletin de temel manifestosu, öznesi insan ve insanlık değerleri olmalıydı. İdari hayatını mesela bize unutturulan bir meşrutiyet diye bir kavram vardır. Bugünün demokrasi dedikleri bizim meşrutiyet dediğimiz. Mesela İslam fıkhında, idari sisteminde bu üç temel esas var. Bu temel esaslardan en önemlisi şuradır. Çünkü şura ile yani bir meselenin ele alınması adalet ve şura iki temel kavramdır idari sistemde. Öznesi insan, adalet ve şuradır. Çünkü meşveret ve şura sosyal hayatın saadetinin anahtarıdır. Eğer siz sisteminizi öznesi insan ve insanlık değerleri üzerinde kurarsanız ve bunun ideolojisi de adalet olursa, dokunulamayan değeri de adalet olursa, böyle batıdan aldığınız, bize giydirdiğiniz, ne olduğu belli olmayan, efendime söyleyeyim, idaresi Fransız olacak, ceza kanunu efendime söyleyeyim İtalyan olacak, mahkeme usul kanunu Alman olacak, medeni hukuku İsviçre olacak, böyle bir hukuk düzeniyle getirip Müslüman topluma bunu dayatırsanız, buna da çağdaş, muasır medeniyetine, seviyesine ulaştık derseniz, bu toplumu işte sosyolojisini bu hale getirirsiniz, kendiniz de din istismarı yaparsınız, vatandaşınıza da din istismarı yolunu açarsınız, fakat en büyük simsarını da siz yaparsınız. Bakın, ben konuşmamın başına bir şey söyledim, dedim ki, 60'ta, 70'te, 80'de, 90'da, şurada, burada, bütün darbeleri millet adına yapılmadı. Ama millet adına denildi. Vatan denildi, millet denildi, bayrak denildi. Yani darbeler böyle yapıldı. Milletin bir kesimini hedef alındı ve mağdur edildi. Sosyal katmanlar iyice derinleştiriliyor. İnançlar, yani bir dönem mesela diyelim ki Alevi kesimi, bir dönem Sünni kesimi, bir dönem efendime söyleyeyim Kürt meselesi, bir dönem Saston meselesi. Yani bir deneme tahtasına döndü bu ülke sosyolojisi. Bugün yaşadığımız dram budur. Burada emperyalizm devreye giriyor. Hem batıdan ithal ettiğiniz sistem bunu üretiyor ve ürettiğiniz bu sistemi de batılılar adına darbeleri yapıyorsunuz. Ama vatan diyorsunuz, millet diyorsunuz, bayrak diyorsunuz. Şimdi tekrar dönüp milli ve yerlilik adı altında cemaatle uğraşmayın. Yapacağınız tek şey var. İster bunun adı Ergenekon olsun, İster bunun adı efendime söyleyeyim FETÖ olsun, İster bunun adı Ahmet olsun, İster hangi grup olursa olsun, bu ayrıştırılmış sosyal katmanlar üzerinde temel hak ve özgürlükleri sonuna kadar kullanınız. Temel hak ve özgürlükleri sonuna kadar kullanınız. Bunları şey mi bitiyor, program mı bitiyor? Devam edin hocam. Ha, şimdi bu temel hak ve özgürlükler üzerinde devlet bugün ayrıştırdığı bütün sosyal katmanlara, bütün inanç gruplarına eşit mesafede durmalı. Eşit mesafede durmalı. Her birinin ayrıştırdığı, bugün derinleştirdiği bu sosyal katmanların sebebi mevcut sistemin kendisidir. Bugün bu ülke bir sosyal barışa ihtiyacı var. Bu ülke bugün tekrar
bugün yaşadığı felaketlerle yüzleşme gereği var. Adaleti bugün Ergenekoncu da, Kemalist de, cemaat de, FETÖ de, METÖ de, hepsine bu adalet lazımdır. Kendi bu toplum katmanları yüzleşebilmeli. Yüzleşmezlerse tekrar millilik ve yerlilik adı altında bugün FETÖ'dür, yarın METÖ çıkar, yarın bir başkası çıkar. Özet olarak şimdi ben sözümü bitireyim. Dolayısıyla Mescid-i Zırar meselesine geleceğim ben. Bu en büyük simsarlık buradadır. Hem burada cemaati göreceğiz, hem de devleti göreceğiz. Mescid-i Zırar... Buyurun, devam edin hocam. Mescid-i Zırar ayeti vardır. Mescid-i Zırar diye bir olay vardır İslam tarihinde. Bunlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiği birinci yılından itibaren münafıklık başlıyor. Mekke'de münafıklık yoktur. Medine'de birinci hicretin birinci yılında münafıklık hareketi, nifak hareketi başlıyor. 9. yıla kadar bu nifak hareketi illegal devam ediyor. İllegal devam ediyor. Bu illegalite ta Mekke'nin fethine kadar, Taif'in fethine kadar bu illegalite devam ediyor. Tebük gazvesine, yani Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Bizans ile olan hesaplaşması savaşına kadar bu illegalite devam ediyor. Ama o savaş için yola çıkıldığı zaman bunlar Küba Mescidi'nin dışında münafıklar bir mescit açıyorlar. Bu mescitte önce Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam aleyhine onunla Mekke müşriklerin anlaşıp savaşan Ebu Amr denilen ve onunla işbirlikçisi İbni Üveymi Seul, onun Medine'de kalan temsilcisi ve Bizans kralıyla birlikte daha sonra harekete geçecek olan Mekke fethine kadar bu devam ediyor. Taif'te Müslümanlaşınca Amr kaçıyor Bizans'ta. Bizans'tan yardım istiyor. O zamanın emperyalist ülkesi. Ve burada amaçları şu. O günün şartlarında mescit o günün şartlarında siyasetin, idarenin, ekonominin, kültürel, içtimaiyatın her şeyin merkezi olan yerdi. Her şey orada görüşülürdü. Mescitte görüşülürdü. Öyle bir fonksiyon içeriyordu mescitler ve camiler. Fonksiyonu öyleydi o dönemin. Aynı zamanda da ibadetler de yapılıyordu orada. Bu noktada o münafıklar bu önemli fonksiyonu icra eden bir yeri bir üs olarak kullanmak istedikleri için bir mescid açtılar. Gerekçelerini de şöyle açıkladılar. O soğuk yağışlı günlerde, sellerde bu Küba Mescidi'ne gidip gelemeyen yaşlılar, hacet sahibi insanlar olunca efendime söyleyeyim, bunun önüne geçmek, bu namazdan da bu cemaatle hani nasiplerini alabilmek için bir mescit açtık diyorlar. Sen ortadan kalkınca Küba ile aramızda tekrar birlikte namaz kılarız. Ama asıl amaçları o mescidin şahsında mevcut Medine'deki idari sistemi ve gücü ne yapmak? Oraya sızmak. Orada fitne çıkarmak ve emperyalist güçlere zemin hazırlamak. Ayette bakın zaten ifadesi şöyledir. Ayet-i kerimede onlar diyor ki onlar o münafıklar müminlere zarar vermek, müminlerin arasına ihtilaf sokmak. Bu ihtilaf üzerinden onların aleyhinde güç hazırlamak. Onun dışında mevcut emperyalist o güçlere lojistik destek sağlamak, istihbarat sağlamak ve onun emrini talimatını beklemek. Ayette bunlar açık bir şekilde söyleniyor. Çok açık bir şekilde. Dikkat edin. Mescit var. Bir aldatıcı tabela. Mescit üzerinden bunu yapıyor. Ya din simsarlığı hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk başta olayın mahiyeti kendisine bildirilmediği için. İzin verirseniz oraya geleceğim. Diyor ben gelip orada namaz kılacağım diyor. Şey, yok daha onu oraya geleceğim. Peki buyurun. Şimdi burada o aldatıcı tabela mescittir. Mescit üzerinden o münafıklar hedeflerine ulaşacaklar. Araç olarak kullandıkları mescittir. Ve en kutsal değerdir o dönemde. Diyorum ki idarenin, içtimai, siyasi bütün hayatın bütün fonksiyonunu icra eden bir merkezi yerdir. İbadetler de aynı zamanda kılınıyor orada. Şimdi burada
Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Tebük gazvesine yola çıkarken o münafıkların başı İbni Ümey Seul denilen o münafık Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı o mescitte namaza davet ediyor. Burada bakın dikkat edin. Namaza davet etmesinin sebebi şu. Mescitte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz kılmasıyla oraya meşhuriyet kazandırmak. Ve dolayısıyla orayı dokunulmaz kılmak. Dolayısıyla kendi hareketlerini meşru kılmak. Bak burada din simsarlığına bak. Dünyanın en büyük din simsarlığı kutsal değerler üzerinden yapılıyor. Şimdi bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir şekilde ben dönüşümde hani gelirim dediği için eğer dese ki gelmiyorum dese ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mescide karşı çıktı. Münafıklar bunu velveleye verecek ve daha Tebük gazvesi yolu üzerinde Müslümanlar arasında büyük bir itiraf çıkacak. Medine'de başlayacak çatışmalar. Fakat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dönüşte ben bunu yaparım diye onun planlarını boşa düşürüyor. Şöyle ki tehir ediyorlar. Dönüşünde hani biz kıldırtırız ona. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Bizans seferi Bizans'ta geri çekilince, geri gelince Cebrail Aleyhisselam şu ayeti indiriyor. Onların üç yüzlerini anlatıyor. Onlar işte takva yani mescidi değil, işte fitne mescididir. Şu tuzakları var ayette, önceki ayette okuduklarımı. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bildiriyor. Bildirince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o mescidi yıkıyor. Hala çöplüktür. Arz etmek istediğim şu. Bu ülke mevcut sistem Allah'ın dinini gökyüzüne gönderdikten sonra kurduğu bu sistemle bu sosyolojinin DNA'sını bozmuş. FETÖ çıkacak. O yanmayan terlik çıkacak. Adnan Oktar çıkacak. Ergenekoncu çıkacak. Yani mescid-i zırarlar sürekli çıkacak. Mescid-i zırarlar hep çıkacak. Burada önemli olan şudur. Aklımızı başımıza almamız lazım. Bu din, bu değerler sistemiyle çağdaş medeniyeti, muasır medeniyeti yakalayamaz düşüncesinin bir boş söz olduğunu söylemek istiyorum. Kur'an'ın muhkem ayetleriyle devlet bugünkü asrın en önemli ideolojisi adalettir. Öznesi insan ve insanlık değerleridir. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında fiilen yaşanmış. Hayatın bütün alanında adalet hakim kılınmış. Ne Türk demiş, ne Kürt demiş, ne Alevi demiş, ne Sünni demiş, ne Ermeni demiş, ne Süryani demiş. Hepsini sosyal hayatın içerisinde bir tarağın dişleri gibi insan olarak görmüş. Yani dolayısıyla toplumda da böyle şeyler çıkmamış. Evet çıkmamış. Peki. İşte burada söylemek istediğim yani şu. Yani çıkmış olsa da yani Mescid-i Zırar örneğinde olduğu gibi bastırılmıştır. Burada arz etmek istediğim şu. Sistem cemaatler üzerinden, FETÖ üzerinden, cemaatler üzerindeki algı operasyonunun yanlış olduğunu söylüyorum. Söylemek istediğim şu, bu ülkeye hangi cemaat olursa olsun, adı ne olursa olsun bu cemaatin, eğer emperyalistlerle işbirliği yapıyorlarsa, velev ki sabaha kadar namaz kılsınlar, devlet gereğini yapsın veya herhangi bir örgüt, Ergenekon'muş, Kemalist'miş, devlet namusu varsa gereğini yapsın. Eğer diyorsunuz emperyalistlerle işbirliği yapıyorsa kalkıp bunu İslami cemaat adı altında sunuyorsa. Evet. Bunu diyorsun. Gereğini yapsın. Ama bunu Kemalistine de yapsın. Hepsine bunu Ergenekoncusuna da yapsın. Hepsine de yapsın ve bu tarikat ve tekke tanımını onlar için de yapsın. Peki. Şimdi Faruk hocama döneceğim. Uzun uzun bir şey özür oldu diliyorum. Ama estağfurullah. Yok güzel oldu. Şimdi hocam daha önce sizinle kardeşlik ve vahdet konulu bir program yapmıştık. Siz katılmıştınız. Evet. Onun kitabını getirmişsiniz. Yok aslında sadece o programın kitabı değil. Programın kitabı değil. Yani konuştuklarımın da içinde olduğu bir kitap. Evet anlıyorum. Güzel bir çalışma. Bir de Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na Kur'an'ı bir bakış demiş. Bu yeni bir kitap herhalde. Evet. Burada da Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri mi şey yapıyorsunuz? Hangi? Şöyle temel bir devlete biçim veren ya da devlete ya da topluma biçim veren, yön veren temel anayasa maddelerini aldım orada.
o anayasa maddelerinin her birinin alt hükümlerini de belirledim. Diyelim ki anayasanın ikinci maddesi. Orada neler var? Şunlar, şunlar, şunlar var. Sıraladım. Aynı hususla ilgili Kur'an-ı Kerim'de hangi ayetler var onu da yanına koydum. Tabii yani yorumsuz, burada, yorumsuz vermişsiniz. Yorumsuz. Yani burada evet. Şu, ilmi bir çalışma olsun istedim. Zaten bir aynı hususta, bir hususla ilgili anayasa hangi hükmü getirmiş? Kur'an-ı Kerim'de o konuyla ilgili hangi hüküm var? Belki. Bazı hususlarda, bazı evet. hükümler itibariyle çelişmeler var. Açık çelişmeler var. İşte bu sadece en fazla benim yaptığım yorum. İşte çelişme varsa anayasanın bu hükmüyle Kur'an-ı Kerim'in şu ayeti birbirine çelişmektedir Peki. demek. Ya da hatta bazı hususlarda çelişmede o yok. Olmayan şeyler de var. Tabi o ayet-i kerimelerin tefsiri de yani. Tabi ayet-i kerim şimdi rastgele. Onu vermemişsiniz. Tefsirini vermemişsiniz. Tefsir yok. Ama ben nedir? İşte tefsirlere bakarak hatta bazı hususlarda bilen insanlara sorarak. Şimdi mesela böyle bir hüküm var. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de hangi ayet var? Şimdi kendim özellikle fihristlerden araştırıyorum. Bakıyorum işte tefsirlere bakıyorum. Tam benzetemediğim, bulamadığım şeyler varsa bu sefer soruyorum. Bununla ilgili hangi ayetler var diye bilenlere soruyorum. Hayır, bununla ilgili şöyle bir ayet var. Şu evet. surenin şu ayeti diyor. Onu alıp oraya. Bu kitabınızda böylece şey yapmış olduk. Arada böyle bir parantez açarak. evet, Şimdi belki ileride onu da konuşuruz. Şimdi hocam gerçi çok güzel bir örnekti. Mescid-i Dirar örneği. Yani nasıl münafıklar nasıl istismar etmişler, nasıl kullanmak istemişler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda nasıl müdahale etmiş. Çok açık seçik bir örnekti. Şimdi aslında şeffaflık ve hani devletin kontrolünde olmak ne demektir? Oraya aslında gelecektim ama siz bir anlamda orada açıklamış oldunuz. Şimdi hocam cemaatler, tarikatler bir ihtiyaçtan hasıl oluyor. Üstüne basa basa vurgu yapıyoruz. Hani geçen Mehmet Görmez Hoca'nın da tespiti, yani bunları eğer siz şeyden çıkartmaya kalkarsanız, yani bu toplum denkleminden çıkartırsanız başka sorunlar ortaya çıkar. Yani bu bir... Hayır, daha büyük bir sorun. Daha büyük sorun ortaya çıkar. Çok büyük. Yani öyle bir sorun var ki evet. söyleyeceğim şimdi ben. Şimdi çıkar. Dolayısıyla bunlar her ne kadar böyle 15 Temmuz'un yıl dönümü münasebetiyle birileri tarafından ortaya atılsa da çok da şey gerçekliği olmayan, yani realitede çok karşılığı olmayan tartışmalar. Yani her ne kadar biz işte tarikat cemaatler şeffaf olsun, denetlensin, bunlar ne anlama gelir diye biz de şu anda onu gündem etsek bile bunun realitede bir şeyi yok. Yani bir karşılığı yok. Ama işte güya kendilerine, az önce hocamın da ya emperyalizmle dışarıyla bir şekilde bağlantısı olup kendilerine bir de böyle şey süsü veren bir takım bu şey kavramları kullanarak bir ne diyor ona, kült değil mi, kült tabiri, böyle garip yapılar bunlar, devlet bunları gördüğü halde, rejim yani bunlardan haberi olduğu halde, ne yaptığını bildiği halde işte şeyi beklemesi, belki artık konjonktürel bir dönemi beklemesi midir bilmiyoruz. İşte müdahaleleriyle tekrar konuşuluyor. Şimdi hani karşılığı yoktur derken yapmaz mı? Yani geçmişte binlerce kişiyi idam etmiş bir rejimden bahsediyoruz. Yani 1920'lerde binlerce tarikatın halifeleri, işte bu şeyhtir, bu hiç kibirine bakmadan devletin böyle bir şeyi var. Sicili var hocam. Yani şu anki Türkiye Cumhuriyeti'nin şey çizimi. Yapmaz mı? Tekrar bir yapar. Bir devam ediniz lütfen. Buyurun. Bu onların kellesini alırken bunların, öbür taraftan bu darbeleri emperyalist ABD adı altında yapanlar, o işbirlikçi generalleri ise emekli ettiler değil mi? Peki. Arada bir fark var mı? Bir fark yok. Şimdi hocam ne görüyorsunuz? Yani hayır, devlet yapar. Ben karşılığı yoktur ifadesine katılmıyorum. Bunun karşılığı var. Yani şu anda görünen şu. Şimdi bir hükümet var, bir de devlet aygıtı var. Sanki devlet aygıtı işte derindeki bazı yapılar ya da bilmiyorum neyse o artık. Onu nasıl tanımlayacaksak onu bilemiyorum ben. Bununla ilgili çok şey söylenebilir. Bir karar vermiş. Öyle gözüküyor. Devlete sadık vatandaş statüsünün dışında hiçbir oluşumu, hiçbir statüyü kabul etmiyor. Ve buna da bunu bir şekilde seslendirenlerden, grupsal olarak, önce grupsal olarak seslendirenlerden ya da seslendirdiği düşünülenlerden başlayarak
yapıyor ya da yapmaya başladı, yapacak gibi gözüküyor. Yani şu andaki şey ki mevcut anayasal sistem, mevcut yasal sistem buna son derece müsait. Şimdi, neye müsait? Yani devletin bu tasfiyeyi, yani bütün cemaat adı altında, tarikat adı altında bulunan bütün yapıları tasfiye etmeyi... Ya bütün yapıları tasfiye etmek hocam, yani karşılığı vardır diyorsunuz da... Yani bu ya bir kere bu yapılmaya mi? Sanki birileri karar vermiş. Yani ama bütün yapılar dediğiniz şey çok devasa bir şeyden bahsediyor. Realize edilebilir mi? Edilemez mi? Ya da kaç tanesinde uygulanabilir? Bu ayrı. Ama şimdi dikkat edin. Şimdi burada çok önemli, çok ciddi, çok büyük, hazin, korkunç bir sorun ortaya çıkacak. Ben bundan endişe ediyorum. Bu da şu. Şimdi devletin, devlet rejim itibariyle, yani sistem itibariyle İslam'la alakası olmayan bir sistemi var. Ama İslami yapıları ya da grupları ya da İslami gözüken grupları biçimlendirmeye, tasfiye etmeye tamamını vatandaşlık statüsü içinde, eskiden nasıl deniyordu? Eskiden vatandaş yoktu. Osmanlı zamanında ya da padişahlar zamanında ya da halifeler zamanında teba vardı deniyordu. Eleştiriliyordu. Şimdi kişilerin grupsal, sosyal varlıkları yok. Sadık vatandaş olma. Yani o da başka bir teba oluşturma şeyine girmiş gibi gözüküyor. Şimdi böyle olduğu zaman şimdi insanlar dini yapılarının, sosyal gruplarının tasfiyesi, tahribiyle devleti arasında, devlet organizması arasında ikilemde bırakıldığı zaman ve bu kitlesel bir hale geldiği zaman, bu noktaya geldiği zaman ne olur? İşte burada çok ciddi sorunlar çıkabilir diye düşünüyorum. Yani insanlar şöyle mi düşünüyorlar acaba? Ya ben devleti tasvip edip ya da devleti seçeyim, devletin tarafına geçip kendi grubum yapımımı tasfiye edeyim, ondan mı vazgeçeyim, ya da dini hassasiyetlerimi bana kazandıran grup içinde kalıp devletten mi vazgeçeyim ikilemi içinde bırakılırsa insanlar, bu eğer adalete uygun, hukuka uygun, İslami ya da sosyolojik gerçeklere uygun olarak bu düzeltmeler yapılmaz da böyle bir metazoru olarak zorla, tasfiye yoluyla yapılırsa, hukuksuz olarak bu yapılmaya kalkışılırsa böyle bir ikilemde bırakılan insanların sayılarının arttığını ve bunların vereceği daha büyük tahribatları, sorunları bir düşünün bakalım. İşte bu çok büyük bir şey, tehlike. Buna yol açmamak lazım. Onun için toplumun devlete göre biçimlendirilmesi değil, devletin topluma göre biçimlendirilmesinin fikrini ben her zaman onu söylüyorum. Yani toplum devletin malı değildir. Tam tersine devlet organizmadan bahsediyorum, toplumun malıdır. Çünkü devlet toplumu mutlu etmek için, müreffeh bir şekilde yaşatmak için. O zaman önce kurulmuştur. Yani varlık sebebi budur. Toplum yoksa devlet diye bir şey olamaz ki. Yani baş kurucu unsuru toplumdur. Ve hep şu örneği veririm, yine vereceğim. Devletleri 2000 yıldır devletleri olmayan ama toplumlarını koruyan Yahudiler bugün dünyanın en güçlü devletidir diyebilirim. Çünkü küçücük bir İsrail devleti bile olsa dünyanın tamamını kontrol edebilecek bir yapıya sahipler. Önemli olan toplum varlığını korumak. Toplum varlığında toplumun sosyal gruplarını yok ederek, moleküllerini yok ederek yapamazsınız. O moleküllerdeki hastalıkları tedavi ederek yapabilirsiniz ancak. Yani toplumun temeli ailelerdir. Güzel. Yani o eğer bir yerde bir sorun varsa gruplardır. O sorunun bizzat kendisiyle uğraşmanız gerekir. Yoksa bütün sahasını yok edemezsiniz. Yani şöyle, şimdi bir insan vücudunun herhangi bir yerinde bir hastalık varsa, şimdi eğer o kangren haline gelip kesmekten başka çare yoksa kesip atabilirsin ancak. Onun dışında kesip atarsan insanı uzunsuz bırakırsın. Toplumun içindeki, toplumun molekülleri düzeyindeki bu grupları da, içindeki hastalıklar o var diye hemen kesip atmak toplum düzenini yok eder. Toplumu darmadağın eder. Toplum bilincini yok eder. Toplumu siz tasfiye etmiş olursunuz. Toplumu olmayan bir devlet de devlet olarak varlığını sürdüremez.
Yani bazı asayiş güçlerinin baskısıyla ya da silah zoruyla ya da ne bileyim bazı güçlerle bir müddet ayakta kalıyor olabilir. Toplumu olmayan devletler, zemini olmayan devletlerdir ve o toplumu çekip aldığında öyle bir devlet diye ortada bir şey kalmaz. Evet. Onun için toplumu oluşturan moleküller düzeyindeki bu grupların hiçbirini tasfiye etmemek ama hataları varsa o hataları gerçek ölçülerle, temel ölçülerle ki o da Kur'an ve sünnet ölçüğüdür, bu ölçülerle düzeltmek lazım. Buna gitmek lazım. Bugünkü endişenin bu olduğunu ben zannetmiyorum. Bugünkü endişe, bugünkü pratik sanki seküler devlete, seküler, laik, kemalist devlet düzenine hiçbir tehlike oluşturmayacak uysal sadık vatandaş yetiştirme operasyonu bu gibi algılanıyor toplumda. Peki. Böyle görülüyor yani. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun. Uzun bir program oldu. Eyvallah. Değerli izleyiciler, Pergel'de Hüdapar Genel İdare Kurulu üyesi Mehmet Emin Vural hocamla yazar Faruk Köse hocam konuk idiler. Faydalı bir sohbet oldu. Öyle inanıyorum. Gelecek bölümde farklı bir konuyu konuşmak istiyoruz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.